Merhaba sevgili Akrep burçları ve yükselen burcu Akrep olan sevgili takipçilerim. 7 Aralık Cuma günü Yay burcunda bir yeni ay doğacak. Çok güzel enerjileri olan, umutlar vaat eden, hayallerimizi, ideallerimizi gerçekleştirebilecek nitelikte bir yeni ay ve bu sizin para evinizde doğacak. Parayla ilgili, gelirlerinizle ilgili, kazançlarınızla ilgili konularda yeni başlangıçlar, yeni konular gündeminize getirecek. Bu alanlarda yeni gelir kapıları açmak için bir adım atabilirsiniz. Parayla ilgili yine iş ortaklıkları olabilir, çalıştığınız insanlarla alışverişlerinizde güzel diyaloglar olabilir. Hem iş alanında hem para alanında kazançlı olabileceğiniz bir süreç sizin için. İyi değerlendirirsek Jüpiter'e de, çünkü bir yıl boyunca sizin bu alandan geçeceği için maddi alanlarda önemli kazançlar getirebilir size. Bir yıl boyunca parayla ilgili bir bolluk, bir bereket sağlayabilir. Dolayısıyla bu yeni ay, bu önümüzdeki bir yılı bu anlamda etkileyecektir. Yani maddi gelirlerinizle ilgili işte kayıplar yaşamışsınızdır. Bu yıl ve bu ay, yeni ayla birlikte başlatacağınız işlerde yeni gelir kapıları açarak size ferahlatabilir sevgili akrepler. Evet, Mars ve Neptün sizin 5. ev alanınızda kavuşuyor. Bu enerji biraz zorlayıcıdır. Gazlar, sular, işte alkol gibi uyuşturucu içeren işte ilaçlar olabilir. Sularla ilgili, denizlerle ilgili, yağışlarla ilgili konular. Fiziksel hayatımıza tabii ki biraz sağlıkla da ilgili şu alanda ilaçlardan gelebilecek zararlar olabilir. Alkol tüketiminde biraz daha dikkatli olmak gerekebilir. Eğlence hayatını seven bir akrepsek eğer. Bu alanlarda dikkat etmemiz gerekecektir. 5. ev aynı zamanda işte talih oyunları, şans oyunları, flörtler evidir. Aynı zamanda flörtlerimizle ilgili, eğer flörtlerimiz varsa, bazı sıkıntılı durumlar yaşatabilir. Yine çocuklar ve yaratıcılık gerektiren konularda, ha bu iyi bir yanından bakarsak 5. ev yaratıcılık anlamına geliyor ve Mars Neptün'ün olumlu açılarından birisi de yaratıcılıktır. Orada gerçekten önemli güçler verebilir. Özellikle sanatla ilgilenen bir akrepseniz, işte çocuklarınız vardır ya da çocuğunuzun ufkunu açmak için güzel bir enerji oluşturabilir orada. Ancak dediğim gibi sorunlu ve zorlayıcı yönleri de yine burada yaşatabilir. Bu alanlarda da kendimize ve o alandaki enerjilere de biraz temkinli yaklaşmamızda fayda var sevgili akrepler. Evet, sevgili akrepler, biliyorsunuz Merkür Akrep burcunda retro idi ve bugün artık retro bitiyor ve sizin 1. ev alanınızdan geçiyordu. Gerçekten zorlamış olacaktır tüm yaşam alanlarınızda sizi. Belki işte geçmişten tanıdığınız insanlar hayatınıza tekrar girmiş olabilir. Geçmişe yaşanmış bazı problemli konular gündemimize gelmiş olabilir. Ya da eskiden tanıdığınız birileriyle tekrar muhatap olmak durumunda kalmış olabilirsiniz. Artık bu konular bitiyor. Ve şöyle söyleyelim. Tabii ki de Mars da sizin yönetici gezegeniniz olduğu için fiziksel sağlık sorunu da yaşatmış olabilir Merkür burada. Yani geçmişte kapattım zannettiğiniz bazı sağlıkla ilgili konular gündeminize gelmiş olabilir. Yine Mars Neptün de burada kavuşacağı için yine de siz bu alanlarda dikkatli olmanızı öneriyorum size sevgili akrepler. Onun dışında evet, 3. ev alanlarında da yine bir Plüton ve Satürn geçiyor. İletişimle ilgili konular da yine bir temkinli olmamız gerekiyor. Oradan bir Plüton'uz geçiyor zaten. 3. ev eğitim, öğretim, işte öğrenmek, öğretmek, iletişim, ulaşım gibi tüm alanları kapsıyor. Bir de oradan Satürn de geçtiği için sizin burada bazı zorluklar, işte bazı kısıtlanmalar yaratabilir bu konularda.
Bu alanlarda da yine zorluklar yaşayabilirsiniz. Orada dediğim gibi biraz daha sakin olmak lazım. Böyle çok aceleci bir karar almayalım. Eğer öyle bir gündem oluşursa bekleyelim. Relax olmaya çalışalım. Sevgili akrepler, güzel bir ay olacak sizin için ve güzel bir yıl, bol paralı inşallah. Hoşça kalın.